Merhabalar. Bugün yine Bunu biliyor musunuz programında çocuğunuz ve kendiniz için harika şeyler duyacaksınız. Şimdi sorulara bir bakalım. Merhaba hocam. Ben Furkan. Beslenme biçimi başarıyı nasıl etkiler? Şimdi beslenme biçimi başarıyı fiziksel performans ve zihinsel performans açısından olumlu etkiler diyen tıp bilimidir veya ilgili uzmanlardır. Evet etkiliyor. Biz bunu gördük diyen de bizleriz. Eğitimciler. Sahada bunu görenler. İşte onun için iki uzman grubu eğitimciler ve tıp bilimi beslenme biçimimizin bizim başarı öykümüzde çok önemli bir aktör olduğunu söylerler. Ve siz buna dikkat ediniz. Ama bu sınavdan bir ay önce iyi beslenmekle olabilecek bir şey değil. Daha uzun soluklu bir şey ve özellikle de uzun soluklu beslenmeler sağlığı güçlendireceği için zihin sağlığını da güçlendiriyor. Unutmayın bunu. Merhaba hocam ben Berra. Sınav anında arkadaşımın kaleminden çıkan ses dahi dikkatimi dağıtıyor. Ben bu problemi nasıl çözebilirim? Ee, sevgili öğrenci ona dikkatimi çekiyor deseniz daha iyi olur. Yani orada her şey dikkat dağınıklığı etiketini yediği anda bir göz boyama oluyor orada. Sevgili öğrenciler bakın aynı şey yine. Eğer çeşitli sesleri duyarak soru çözmeye alıştıysanız sınavda beyniniz ses arıyor. Bulamazsa o sayfaya süren kurşun kalem sesine bile dönüyor ve dikkatini oraya veriyor. O zaman ne yapacaksınız? Çalışma ortamlarınıza ayar vereceksiniz. Buna dikkat edin lütfen. Merhaba ben Efe. Hafıza tekniklerini öğrenmek başarımıza katkı sağlar mı? Şimdi sevgili öğrenciler, bir şeyi öğrenmek elbette ki size bir fayda sağlayacaktır ama o teknik kelimesi birazcık yadırgatıcı bir kelimedir. Neden? Yani hafızamızın bir çalışma biçimi vardır. İşte tıp biliminin bize önerdiği şeyler var. Şunlar şunlara dikkat edin diye. Onları bilmenin faydası tartışılmaz tabii ki. Ama bir teknik dediğiniz zaman siz işe işin biliminden çıkıyorsunuz demektir. Kestirme. Hani hızlı okuma tekniği dediğiniz zaman kitap okumanın yerini alıyor. Hafıza tekniği ders çalışmanın yerini almaya çalışıyor. Mental matematik matematiğin yerini almaya çalışıyor. Düşünebiliyor musunuz siz? Orada kestirmeciler asıl bilimsel çalışmalara balta vuruyor. Çocuklar bilim insanı öğretmen ana kaynak kitap ve aslında ana strateji sizin çalışmanızdır. Eğer bunları yaparsanız yolunuz açıktır emin olun. Merhaba hocam ben Mertcan. Bizden her gün 6 soru çözmemizi istiyorlar. Bana imkansız geliyor. Sizce ben ne yapmalıyım? sizden 600 soru çözmenizi isteyene sıkıysa sen çöz de bakalım bir. Hadi çocuklar Allah aşkına söyleyin. Şaka yollu söyleyin bunu. Sıkıysa sen bir çöz bakalım arkadaş. Da. Ama 600'ü de doğru olacak de. Bütün eğitimciler, aileler, hepimiz şunu çok iyi bilmeliyiz ki insan beyni çok soru çözmeye odaklandığı anda anlamayı geri plana bırakıyor. Bakın bu performansın sonunca çocuk istediğini elde edemeyince ha ya bu çocukta akıl yokmuş, fikir yokmuş, kafa yokmuş gibi yorumlar inanılmaz yanlış olur. Bakın biz çocuklara doğru yöntemler verirsek onlar mükemmel başarı elde ediyor. Ve onun için bu programı izlemeniz inanılmaz derecede önemli. Merhaba hocam ben Ömer Faruk. Çözemediğim bir soruyu arkadaşlarımla mı çözmeliyim yoksa öğretmenimle mi? Teşekkürler. Bakın, ikisinin sağladığı fayda elbette ki farklıdır. Akran eğitimi yani arkadaşa sormak daha zorlayıcı, tartışarak, arkadaşınız bir şey söyler, anlamaz bakış açınızı değiştirirsiniz, birlikte konuşursunuz. Ne olur bu? O problemi çözebilmek için inanılmaz derecede bir zihin performansı sarf etmenizi sağlar. Geldik öğretmene. Öğretmen bu işin uzmanıdır. Bir bakmaya Der ki şunu yapma, yapmamışsın sen. Bunu yapmalıydın der. Ve dikkat ederseniz zorlayıcı bir problem yok orada. Ve günün tavsiyesi. Ünlü bir düşünür der ki köpekten korktuğumuz için kaçmayız. Kaçtığımız için korkarız. Ve dikkat edin korkularımızın üzerine gitmediğimiz sürece korkularımızın pençesine düşeriz. Korkularımızdan kaçmayalım onlarla mücadele edelim ve hafta içi her gün tam bu saatte görüşmek umuduyla